Merhaba arkadaşlar. Sevginin Emeği YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yaptığım bir hırkamı göstereceğim size. Bebek yeleği oluyor bu. Modelim fıstıklı. Daha önceki videomda göstermiştim. Bunu 88 ilmekten başlıyoruz. Yakadan başlama yelek. 88 ilmekten başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra haroşe örerek lastiğimizi tamamlıyoruz. Ondan sonra kenar ilmeğimize 7 ilmek bırakıyoruz. 7 tane tek ilmek bırakıyoruz. 12 ilmek ön döşüne ayırıyorum. Ön döşüne ayırıyorum 12 ilmek. 12 ilmek kollarına ayırıyorum. 22 ilmek de arka bölümüne ayırıyorum. 22 ilmek. Tekrar bu koluna 12 ilmek. Öbür döşüne 12 ilmek. Kenar ilmeğimiz, bordürümüz 7 ilmektir. Böylece bölünerek hırkamızı yeleğimize devam ediyoruz. Şimdi kol yerine geldim ben. Kolunu öreceğim. Buralardan artırıyoruz. Birer ilmek de buralara giriyor. Bu kollarımızdan döşümüzün artırma yerleri. Buradan parmağına geçirerek artırma yapıyorsunuz. Burada delikleri falan oluşmuyor. Dümdüz çıkıyor böylece. Şimdi burada artırmasını göstereceğim. Burada kenardan 5 tane ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Lastiğimizi ördük 7 tane. Kenar ilmeğimizi modelimize başlamadan 5 tane ilmeğimizi dokuyoruz. Burada 5 tane ilmekten sonra modelimizi kuruyoruz. Modeli kurduktan sonra 5 ilmek de bu yanda kalıyor. İki, bir, iki, üç, dört, beş. 5'ten sonra bir, iki, üç. Buraya düz ilmek örüyoruz. Bu kenarımız hep 5 ilmek kalacak. İki ilmek buradan. Bir, iki ilmek. Bu modelimizi daha önce kapattık, tersinden kapanıyor. Daha önce bu fıstığımızı göstermiştim başka videomda. Ters olarak 5 tane ilmeğimiz oluyor hep fıstıklarımızın arasında. Bu fıstığımızın tabanını kuruyoruz. Daha sonra fıstıkları buraya dolduracağız. 1 2 3 4 5 5 tane oluyor bütün fıstıklarımızın arası. Tekrar fıstığımızın oluşması için bir tane düz ilmeğimiz var. Bu kolunda artırmayı göstereceğim. Hem sağından hem solundan bordürümüzün artırma oluyor. İki, beş tane, bir tane düz var, 5 ilmek ters, bir tane düz, tekrar 5 tane ilmeğimiz. Gittikçe fıstıklarımız artıyor. Daha önce 4 taneydi. Şimdi 5 tanesinin yerini kurduk. Daha sonra buraya 5 tane olacak fıstığımız. Burası ters örülmüş. Tekrar düzeltiyoruz. Hep böyle artırılıyor. Hep bu kenarda 5 tane ilmeğimiz kalıyor. 1, 2, 3,
4, 5 tane. Şimdi bir tane artırıyoruz. 6 tane oluyor. Artırmamızı bu şekilde artırıyoruz. Kenar bordürümüzden. Hep bu şekilde artırıyor. O yüzden deliksiz oluyor modelimiz. Kolumuzu artık ayırdık. 60 tane ilmek olunca kolumuzu artık keseceğiz. Şimdi lastiğini yapıyoruz kolumuzun. Haroşa yapıyoruz. Düz olarak devam ediyoruz. Sağından artırmıştık. Bir tane düz ilmek gördük. Bir tane artırma yaptık. Bir tane düz ilme gördük. Tekrar bir tane artırmamız var. Böyle buradaki düz ilmeğimizi hem sağından hem solundan artırma yaparak örgümüze devam ediyoruz. Kolunu haroşa olarak örüyoruz. Daha sonra kolunu keseceğiz. Burada fıstık yapmıyoruz artık kolunda. Yeleğimizin bitireceğimiz için haroşasını yapıyoruz kenarına. Kol bantımıza. Ilmekle başlıyoruz. Birer tane bu bordürlerimize bıraktık, birer tane düz. 5 bu tarafında, 5 de bu tarafında oluyor, bir de ortada oluyor. Böylece kollarımız ayrılmış oluyor. Bu fıstık modelimi daha önceki videomda göstermiştim. Oradan da yapabilirsiniz. Tekrar burada da göstereceğim. Burada fıstıklarımızı bir taneden başladık, iki, tekrar iki tane, böyle artır kenarlarından hep artırmalarımız vardır. İkinci, üçüncü, dördüncü fıstık yaparak hep bu kol kenarından hep artırmalarımız oluyor böylece. Burada iki tane ters ördük. Bu modelimizi kurarken buradan tekrar daha sonraki fıstığımızın oluşması için bir düz ilmeğimize bir tane başlıyoruz. İki tane ters. Burada fıstığımızı yapacağız. İlmeğimizin hemen bir altı değil, onun bir altındaki deliğimizden başlıyoruz fıstığımıza. Başını sararak, artırma yaparak 2 3 4 4 5 6 tane burada dolduruyoruz fıstıklarımızı. Hep başını sararak artırma yaparak ipimizi öne alıyoruz. Ters olarak örgümüze devam ediyoruz. Burada iki tane fıstığımızı sardıktan sonra iki tane örüyoruz. Tekrar bir sonraki fıstığımızın oluşması için bir tane düz ilmeğimizi yaparak ikinci ters olarak örüyoruz iki ilmeğimizi. Tekrar bu düz ilmeğimizi örüyoruz. Bir sonraki ilmeğimizden artırarak 7 tane batıyoruz buraya. 3 4 5 5 6 en son ilmeğimize kadar batıyoruz.
Tekrar ipimizi öne alıyoruz. İki tane ters ilmeğimizi yaparken buraya kapatırken bir diğer fıstığımızın kurulmasını yapıyoruz. Bir tane düz, tekrar iki tane ters olarak bu düz ilmeğimizi örüyoruz. Bir sonraki ilmeğimizden buraları ipimizden dolduruyoruz. Her defasında başını şişimizi iplikle sararak artırma yaparak fıstığımızı dolduruyoruz. Burada 6 tane batıyoruz. Her deliğe birer kere. İpimizi öne alıyoruz. Tekrar fıstığımızı örmeye devam ediyoruz. 2 tane örünce bir sonraki ilmeğimizi düz olarak örerek daha sonraki fıstığımızı olmasını hazırlıyoruz. Yedi tane burada düz ilmeğimiz var. Buraya yedi tane yaptıktan sonra fıstıklarımızı oluşturuyoruz. Dört, beş, altı. Tane ters, bir tane düz, tekrar iki tane ters örgü, düz ilmeğimizi örerek içine tekrar fıstıklarımızı dolduruyoruz. 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6. Tekrar ipimizi alarak 2 tane örüyorum. Burada 5 tane ters ilmeğimiz var. 2, 3, 5 tane. 1, 2, 3, 4, 5. Kenar bordürümüz, bantımız, 7 tane ilmeğimiz haroş olarak örüyoruz. Kenar ilmeğimiz kenar ilmeğimizi örerek alıyoruz. 7 tane burada 5 tane düz ilmeğimiz var. Fıstıklarımızı hepsini bir örüyoruz. Topluyoruz. Kesiyoruz. İpimiz önde. Ters örer gibi buradaki ilmeklerimizi toplayıp kesiyoruz. İki tane düz ilmeğimiz var. Bir tane ters ilmeğimiz var. Tekrar iki düz ilmeğimiz. Fıstıklarımızı tekrar ipimiz önde. Buradaki ilmeğimizi de alarak hepsini bir kesiyoruz. İki düz ilmek, bir tane ters ilmeğimiz, fıstıklarımız böylece kapanarak oluşuyor. Tekrar hepsini bir ilmeklerimin ipim ön tarafta. Buraya çekiş sıkıştırarak daha güzel oluyor. İki tane düz, bir tane ters, iki tane düz. Burada 5 tane ilmeğimiz var. 2 düz, bir ters, 2 düz. Ondan sonra ilmeklerimizi hepsini bir
alıyoruz. 1, 2, buradaki ilmeğimize kadar hepsini topluyoruz. Kapatıyoruz. Burayı sıkıştırıyoruz. Daha güzel oluyor ilmeklerimiz. Böylece örgümüze devam ediyoruz. İnşallah beğenmişsinizdir. Burada artırmaları artık yapmadık. Bu kol bantını bıraktıktan sonra artırmalarımızı bırakmadık. Yapmadık artırmaları. Şimdi kol evini kesiyorum. İpimi de tersten kesiyorum. Kol bandımızı keserek bitirdik. Burada 60 tane ilmeğimiz oluştu. Artırı artırı 60 tane ilmeğimizi kestik. Burada kol olarak bitirdik. Buradaki sayılarımızı şimdi bedenine devam edeceğiz. İstediğiniz kadar ipimiz baby minnoş yünümüz arkadaşlar. Çiğinde boyut olarak da istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Santim olarak yapabilirsiniz. 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane fıstığımız oldu. 9 tane bir 9 tane daha yaparsak boy olarak bitirmiş oluyoruz. Böylece yeleğimiz kolunu ayırdık. Şimdi bedenine devam edeceğiz böylece. Beni izlemeye devam edin. Abone olmayı unutmayın. Beğenme butonuna basmayı unutmayın. Teşekkürler.